kalemin uzun ömürlü olması için yapmamız gereken en sürekli ve en önemli şey kalemi temizlemektir tabii ki. Yani kalem ne kadar temiz kullanırsak, ne kadar sık temizlersek kalemimiz bize o kadar uzun süre yarenlik eder. Bugün sizlerle nasıl kalem dip bucak temizlenir onu inceleyeceğiz. Evet burada şimdi iki bardak görüyoruz. Yani bunlar beher aslında. Ama bardakta kullanabilirsiniz. Benim elimde bunlar olduğu için bunları kullanmayı daha çok seviyorum. Kalem temizlerken ek bir kimyasala ihtiyacınız eğer kaleminiz çok uzun süredir pisliyse yok. Yani normal içme suyu ya da çeşme suyu ılık olmak şartıyla kullanabilirsiniz. Bu mürekkepler yani şunlar şöyle göstereyim. Hepsi dolma kalem mürekkeplerinin hepsi su bazlıdır. Dolayısıyla suda çözünürler. Yani sadece su sizin için yeterli olacaktır. Eğer çok pisse kaleminiz dediğim gibi bir damla bir bulaşık deterjanı kullansanız iyi olur. Ama çok da içine kimyasal sokmak iyi değil kalemin. Çok çok e, süzmeniz gerekir, çok temizlemeniz gerekir, sudan geçirmeniz gerekir. Çünkü kimyasal içinde durması mürekkebe de kaleme de zarar verir. Burada üç tane kalem var. Birincisi şöyle göstereyim. Bu benim çok sevdiğim müthiş kalemim. Teviz bir eco. Bu kalemi sizlere göstererek temizleyeceğim diye uzunca süredir kullanamıyorum. Bu da beni çok üzüyordu. Bugün bu yüzden bir ayrı mutluyum. İkinci kalemimiz Visconti Ecologic. Bu da tüplü bir kalem. Bunu da temizlemek için ayrı bir metot göstereceğim. O zaman başlayalım. Kalemimizin içini çeker gibi şey yapıyoruz. Ya bu kabasını almak için ben böyle pis bir tüyüm var benim. Bunu hiç temizlemiyorum. Hep kullanıyorum bunu. Şöyle bir onun içinde bir çevirip bir belki bu satalım. Tamam. Çekiyoruz. Şen. Şeski çekerim. Batırıp çekiyoruz içine ve şunu yaklaştırayım biraz boş kabımızın içine aktarıyoruz. Ya bu kalem temizliği önemli. Kalemin uzun ömürlü olmasında dediğim gibi başta da en önemli etken bu. Bakın nasıl kirler çıkıyor. O sosyal medyadaki şey adam gibi yapayım mı? O bu pislikler çıktıkça ben de rahatlıyorum gerçek. Ağzıma Hindistan cevizi yay falan ben. Bu işlemi birkaç kere yapacağız. Bu Twizby'nin en büyük özelliği, en güzel özelliği temiz olup olmadığını gözünüzle görebiliyorsunuz. Tamamen şeffaf olduğu için acaba bir yerde bir kırıntı kaldı mı bir şey kaldı mı falan diye düşünmenize gerek olmuyor zaten şeffaf. Bakın su ne kadar berraklaştı. Başladığımız yerden çok daha ileride yaşıyorum. Bu aşamada suyu bir değiştireceğim. Evet suyu değiştirdim. Devam edelim. Şöyle yapayım da görürüz. Evet. Düzelt. Bir viskontumuz artık. Şuradan göstereyim. Viskont artık temiz. Şimdi tamam pistonlu kalemi zaten temizlersin. Bunda ne var diyeceksiniz. Bu Lamis Safari şöyle. Lamis Safari bu tüplü bir kalem. Yani pistonu var ama dediğim gibi ha, şu pistonu atmamışım. Şu pistonu atmamışım var ama bu güzel bir piston değil. Ben bunu kullanmıyorum o yüzden. Tüplerini kullanıyorum. Zaten bir paket tüp aldığınız zaman bir seferinde bir paket tüp aldığınız zaman içinden beş tane çıkıyor. Birini temizlemek için feda edeceksiniz arkadaşlar. Ve o zaman müthiş derinlikli bir temizlik yapabilme şansına yaşıyorsunuz. Bakın. Bu normalde tüpü. Şu tüpü. Ben bu arka kısmını kestim bıçakla. Bunu arkasına takacağım şimdi normal yerinden. Ve en zanneden bir buçuk liraya alabileceğiniz bir şırıngayı bunun arkasına iniştirdiğiniz zaman o wow, bazen bir temizleme aracı oluyor. Bakın şimdi. Böyle. Şunu yaklaştıralım tekrar. Görüyor musunuz bu yapıyı? Bu yapıyı görmeniz gerekiyor. Bak şöyle girmiş oluyor arkasına. Daha çok daha hızlı bir şekilde. Temizleyebiliyorsunuz. Suyu da son kez kullandığımız için. Suyu devam edecek olsak. Bunu yapmamız gerekiyor ama. Son kez kullandığımız için. Yüksek basınçlı temizlik dedikleri işte tam olarak bu. Tertemiz oldu. Hiç olmadığı kadar temiz oldu. Ben düşünüyorum. Yani bu Visconti'nizde aynı sistem olduğu için bunu göstermeyeceğim. Hani Burada benim şu çekip su boşaltmamı istemenizin bir anlamı yok. Aynı şekilde içine çekip dışarı veriyoruz şu piston sistemini. Ve kalem temizleniyor. Evet kalem nasıl temizlenir görmüş olduk. Zaten bununla ilgili birçok video vardı ama bir tane de benim kütüphanemde olsun istedim. Bir kere de ben anlatmış olmak istedim. Kalemimiz tıpkı saatler gibi tıpkı Arabalar gibi mekanik aksamlı olan her şey, içinde belli bir mekanizması olan her şeyin bakıma ihtiyacı vardır. Ve kalemin en önemli bakımı da budur. Haftaya sizlerle görüşeceğim. Tabii eğer saatim durmazsa iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.